Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 144 ve 145. sayfalarda kalmıştık arkadaşlarım. İlk sorumuzda dilerseniz vakit kaybetmeden şöyle yaklaşalım ve başlayalım. İlk sorumuza demiş ki MT ve N doğal sayılar için, bakın bunlar doğal sayımış. M küçük 3 küçük T 6 N 10 sıralaması var. Buna göre bu koşula uyan 3 basamaklı en büyük MTN sayısı en küçük NTM sayısından kaç eksiktir? Şimdi en büyük MTN sayısını öncelikle bulalım. MTN'nin maksimum değerini buluyoruz öncelikle. M'nin alabileceği burada maksimum değer 2'dir arkadaşlar. T'nin alabileceği en büyük değer 5'tir. N'nin alabileceği en büyük değer de 9'dur. Bakın bu maksimum MTN sayısı. Şimdi ise NTM sayısının en küçük değerini bulacağız. N'nin en küçük değeri 7'dir. T'nin en küçük değeri 4'tür. Ve M'nin en küçük değeri de burada sevgili arkadaşlarım doğal sayı olduğu için 0'dır deriz. İşte bunlar şundan kaç eksiktir diye sormuş. 740'tan 259'u çıkaracağız. 10'dan 9 çıktı 1. 13'ten 5 çıktı 8. Ve 6'dan 2 çıktı 4 diyebiliriz. Yani cevabımız 481 olacakmış. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiş. İkinci soru, KL ve ML iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere KL eksi L eksi K eksi M eşit 40 eşitliği veriliyor. ML eksi KL ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle KL iki basamaklı sayıysa şurayı çözümlerseniz 10K artı L gelecektir. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi L artı K ve artı M eşittir 40 yaptı. Buradan gördüğünüz üzere artı L ile eksi L birbirini götürür. 10K ile K'yı toplarsanız 11K artı M rakamı eşittir 40 yapıyor. Burada arkadaşlarım K'nın alabileceği tek değer vardır, o da 3'tür. Çünkü 4 olmaz 40'ı geçer. 2 olmaz burası 22 olursa M rakamına sevgili arkadaşlarım 18 kalır. 18 rakam değildir. K 3'tür. Doğal olarak da M 7'dir. Şimdi K'nın ve M'nin kaç olduğunu artık biliyoruz. Şu kısma bakacak olursanız diyor ki ML'den KL'yi çıkar. Bakın çıkaralım hadi. L'den L çıktı 0. M'den K çıktı. M'den K çıkarsa kaç kalır? 4 kalır. Bakın cevap karşımıza çıkıyor. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim 3'e. A, B, C ve D 0'dan ve birbirinden farklı rakamlar. Bakın hem 0'dan hem de bunlar birbirinden farklı olacak. Sayı halkası adlı bir oyunda halkanın üstüne geldiği rakamın diğer basamaklarda bulunan bir rakamla yer değiştirdiği bilinmektedir. Mesela ABC'de sayı halkası burada C'ye gelmiş. Onlar basamağı herhangi bir basamakla yer değiştirecektir. ABCD'de B'nin üzerine geldiyse yüzler basamağı herhangi bir basamakla yer değiştirecektir deniliyor. 3ABC'de B ve AB1C'de 1 yer değiştiriliyor. Bu işlemin sonucu en çok kaç olabilir diye sorulmuş. Bakın en çok diye soruluyor. Şimdi bunlar rakamları birbirinden farklıydı. Doğal olarak A sayısı zaten 0 olamaz. 1 de değilmiş. O zaman A burada zaten mutlaka 1'den büyük. Şimdi en çok diyor ya, burayı minimum yapmaya çalışıyorum. Minimum yapacaksam 1'i doğal olarak buraya alacağım. Yani 1, B, A, C olacak arkadaşlarım burası. Şimdi buraya bakıyoruz. Buraya. Ve sevgili arkadaşlarım burada da diyorum ki ben B bir diğer rakamla yer değiştirecek ama en çok kaç olabilir diye sorulduğu için buranın maksimum değerini bulmak istiyorum ben. Burada ABC sayıları için bakın 1BAC dedik biz buraya. 1BAC dedik. Bu sonuç maksimum kaç olabilir diye sorulmuştu. Şimdi maksimum kaç olabilir diyorsa ben burada 1 ile A'nın yerini değiştirmiştim. Ve B sayısı bakın gördüğünüz üzere hala yüzler basamağı. Şimdi yüzler basamağı olduğu için ve sonucun da çok çıkmasını istediğimizden sevgili arkadaşlarım, bizim burada yapmamız gereken hareketlerden birisi şu olabilir. Mesela B'yi biz olabildiğince küçük seçmemiz gerekiyor olabilir arkadaşlarım. Küçük seçmemiz. Ama şimdi şuraya da bakacak olursak, B'nin mesela burada 9 olduğunu düşünecek olursak, 9 şuraya geçtiği zaman o zaman da tabii çok daha avantajlı oluyoruz. Çünkü sayı burada olabildiğince büyümüş oluyor. Yani biz burada yüzler basamağını küçültmek yerine binler basamağını büyütmek çok çok daha mantıklı. Dolayısıyla B'yi 9 seçip yardırıyoruz buraya. Yani 9'u alıp şuraya atıyoruz. Ya da biz oraya direkt B diyelim. B ile 3'ün yerini değiştiriyorum. A ve 3 C oldu sevgili arkadaşlarım. Pekala, şimdi bundan bunu çıkardığım zaman bu sonuç en çok kaç olabilir diye sorulmuştu. BA 3C'den arkadaşlarım 1 BA C'yi çıkarıyoruz. Öncelikle C'den C'yi çıkardık sevgili arkadaşlarım, zaten 0 kaldı. Şimdi 3'ten A'yı çıkarıyoruz. 3'ten A'yı çıkarırken de biz burada sevgili arkadaşlarım
sonucun büyük çıkmasını istediğimiz için, sonucun çok çıkmasını istediğimiz için burada mecburen B'yi 9 seçeceğim. Bakın A sayısı yüzler basamağında, burada onlar basamağında. Dolayısıyla yine sonucun çok çıkmasını istiyorsam A'yı da büyük seçeceğim ve 8 seçmem gerekiyor burada. Şimdi A 8 ise buraya 8'i yazdım. 13'ten 8 çıktı, bakın burası 5 oldu. B'yi kaç seçmiştim? 9. Şimdi buradan bir tane 10'unu kalmıştık. Burası artık 7. 17'den 9 çıkaracağız arkadaşlarım. 8 gelecek. Ve artık şuradan bir tane 10'luk eksildiği için 8'den de 1'i çıkardım, 7 geldi. Bakın maksimum kaçmış? 7850. Cevabımız C seçeneği olur. Geçtim 4'e. MN 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere MN'ye 1 ekleyip 2'ye bölündüğü takdirde bu doğal sayı 5 ile tam bölünebilen bir çift sayı oluyormuş arkadaşlarım. Şimdi 5 ile tam bölünebilen bir çift sayı oluyorsa demek ki onun katı oluyor. Buna göre MN sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Bakın o zaman ben MN artı 1'i eşittir diyorum. 2 ile 10'u çarparsam artık 20'nin katıdır bu sayı. 20'nin bir katıdır. Peki 20'nin katı olan zaten az sayı var. Burası da zaten MN 2 basamaklı sayı olduğu için çoğu 2 basamaklı olacak. 20'nin katı olan hangi sayılar var? 20 var hocam. Başka 40 var. 60 var. 80 var. Ve 100 var. Çok güzel. Şimdi bunlar MN artı 1 ise, MN dediğimiz sayılar için, bir fazlası 20 ise kendisi 19'dur, kendisi 39'dur, kendisi 59'dur, kendisi 79'dur veya kendisi 99'dur. Şimdi arkadaşlarım MN sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuştu bize. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane değer bulduk. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı. 5. soru. Bir sayı yerleştirme oyununda M satırlı ve N sütunlu bir tablo çizilerek pozitif tam sayıların rakamları hücrelere ardışık olarak yerleştiriliyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 onu bu şekilde yazıyor. Bak 1, 0, 10, 11, 12 diye devam ediyor. Daha sonrasında 5 satırlı için de aynısını yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bakın 10, 11, 12 diye devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi diyor ki tablo 1'de 3 sütunlu, tablo 2'de 5 sütunlu tablolara sayılar şekli gibi yerleştirilmiş. Buna göre 2021 sayısı her iki tabloda yerleştirildiğinde bir rakamının geldiği sütunlar aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak gösterilmiştir. Şimdi 2021'e kadar kaç tane rakam kullandığımızı bakacağız. Bunu anlayabilmek için de bir basamaklı 1'den 9'a kadar 9 tane vardır. 9 kere 1'den 9 tane rakam kullanılır. 2 basamaklı 90 tane sayı vardır. 10'dan 99'a kadar. O yüzden 2 ile çarpacağım çünkü her birinde 2 basamak vardı. Burası da toplamda 180 basamağa tekabül etti. 3 basamaklı 900 tane sayı vardır. Her birinde 3 basamak kullanıldığı için 2700 basamak da burada vardır. Ve artık 1000'den 2021'e kadar kaç tane sayı varsa kaç tane vardır? 1022 tane vardır. Her birinde 4 tane rakam var. Bu da 4088'i verir bize. Toplamda bu kadar rakam kullanmak gerekiyor 2021'e gelene kadar. O halde bunları toplayacağız. Bakın 4088, 2700, daha sonrasında 180 ve 9 dedim. Bunları toplayacağım. 8, 9 daha 17, 17'nin 7'si elde var. 1, 8, 8, 16 bir de elde 7. Hala 1 elde. 7, 1 daha 8 bir de elde vardı. 9, 4, 2 daha 6. 6977 cir rakam 1'miş. Şuradaki 1. Ve sevgili arkadaşlarım, üçerli olduğu için 3'te bir tekrar ediyor. Bunu 3'e bölümünden kalana bakacağız. 6 3'e tam bölünüyor. Rakamları toplamından gidiyorum. 9 3'e tam bölünüyor. 7'nin 3'le bölümünden kalan 1. 7'nin 3'le bölümünden kalan 1. İkisinin toplamı 2. Demek ki 6977. rakamla ikinci rakam aynı yerdeki. İkinci rakam neresi arkadaşlarım? İşte burada. Bakın hangi sütunmuş? B sütunu. Demek ki burası B olacak. Yani arkadaşlarım A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı cortladı. Bir de sevgili arkadaşlarım tablo 2 5 sütundan oluştuğu için biz burada bulduğumuz 6977'yi 5'e böleceğiz. Kalana bakacağız. Kalan tabii ki 2'dir çünkü 7'nin 5'le bölümünden kalan 2'dir. Bu da ikinci sütundaymış. Yani o da B'deymiş. O halde cevabımız B şıkkı olacaktı. 145. sayfamızda 6. sorumuzdayız. ABC asal sayılar olmak üzere AB'den AC'yi çıkarınca 11 kalıyormuş. Hadi A parantezini alalım. A parantezinde B eksi C eşittir 11 ise, bakın arkadaşlarım A asaldı. Şimdi 11'in çarpanları da 1 ile 11'di, o zaman A 11'dir. B eksi C'de aralarında 1 fark varmış. B eksi C'de 1 ise o zaman bu 3'tür, bu da 2'dir. Bunların toplamı sorulmuş. 11 artı 3 artı 2 bize 16 cevabını verir. Doğru cevap C seçeneği olacakmış. Evet, 6. sorumuza C dedikten sonra geçtim 7'ye. A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi A eşittir A üzeri M çarpı B üzeri N olmak üzere A'dan küçük ve A ile aralarında asal pozitif tam sayıların adedi nasıl bulunuyormuş? A üzeri M eksi A üzeri M eksi 1 çarpı B üzeri N çarpı B üzeri N eksi 1 biçimiyle bulunuyormuş.
Buna göre 450 sayısından küçük ve 450 ile aralarında asal kaç tane pozitif tam sayı vardır diye sorulmuş arkadaşlarım. Hemen ne yapacağız? 450'yi asal çarpanlarına bir güzel ayıracağız. Hadi ayıralım bakalım. İşimiz bu. 2'ye böldüm 225. 3'e böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Böylelikle 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi geldi. Şimdi ben ne yapacağım? Şunu bak. 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri 1 eksi 1 çarpı 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 2 eksi 1 çarpı 5 üzeri 2 eksi 5 üzeri 2 eksi 1 diyeceğim. Şimdi arkadaşlar 2'den 1'i çıkarırsam burası 1 gelir çarpı 9'dan 3'ü çıkardım 6, 25'ten 5'i çıkardım 20. 1 çarpı 6 çarpı 20 bize cevabı verir. Cevap 120'ymiş gençler. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. 8. soru. X, Y ve Z asal sayılar olmak üzere, bakın asalmış. X çarpı Z eksi Y eşittir 44 eşitliği veriliyor. X artı Y artı Z toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlarım X çarpı Z eksi Y'ye bir bakalım beraber. Eşittir 44'müş. Bakın 44'ün ya 2 kere, yok 4 kere 11 ya da sevgili arkadaşlarım başka bir şey olur mu? Olmaz. Madem öyle ya da 2 kere 22, bak o da olabilir. O zaman şöyle diyelim, ya 11 kere 4'tür diyeceğiz. Çünkü x asal gelmesi gerekiyor ya. Ya da 2 kere hop ne diyeceğiz? 22 diyeceğiz. Tamam. Şimdi x 11 olursa aralarında 4 fark olan asal arayacağız. En az kaçtır dediğine göre de x'i 11 seçtim. Z'yi gittim 7 seçerim. Y'yi de böylelikle 3 seçerim. 7 ile 3'ün arasında 4 fark vardır. Ve böylelikle sevgili arkadaşlarım hepsini asal seçmiş olurum. Bunları toplarsanız da 11, 10 daha 21 yapar. Ki zaten hem şıkların en azı hem de zaten aralarında 22 fark varsa otomatikman toplamları 22'den fazla olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. 9. sorumuza geçtim arkadaşlarım. Aşağıdaki tabloda gençler A3, B6 ve BA7, B4 basamaklı sayılarını tam bölen sayılar işaretlemiş. Bakın 4 bunu tam bölüyormuş, 9 bunu tam bölüyormuş. 5 bunu tam bölüyormuş. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili gençler biraz düşünmekte fayda var. Şimdi hem 4'e hem de 9'a tam bölünecek bizim sayımız. 4'e bölünüyorsa şu sondaki iki basamak B6 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım 4'ün katı olan iki basamaklı bir sayı olmak zorunda. Mesela 16 gibi, 36 gibi, 56 gibi, 76 gibi, 96 gibi. Tamam mı? Ve bu sayı aynı zamanda 9'a da tam bölünecek. Rakamları farklı falan hiçbir şey de söylememiş. Ama şunu da düşünün ki bizim sayı 5'e de bölünüyor. Yani B burada ya 0 olacak ya da 5 olacak. Ya 0 ya 5 ise bakın B'nin alabileceği değerler ortada zaten şunlar. Şunu alamayacak, o zaman B kesinlikle ama kesinlikle kaçmış? 5'miş. Güzel, B'yi bulduk, 5. Şimdi B 5 ise gelelim şuraya. A 3 5 6 sayısı 9'a da tam bölünüyor. Yani rakamları toplamı 9'un katı olacak. 6 ile 3'ü toplarsanız 9'un zaten katıdır. 5 de A'nın toplamında 9'un katı olacak. O zaman A'ya kaç kalır? 4 kalır arkadaşlarım. A'da 4 ise ikisinin toplamı 9'dur. Yani cevabımız D seçeneğidir. 9. sorumuzu da çözdük. Devam ediyorum 10. soruyla. En basamaklı bir A sayısının karesi alındıktan sonra bulunan değerin sağ baştaki ilk en basamağından oluşan sayıya geriye kalan basamaklardan oluşan sayı eklendiğinde sonuç yine A sayısını veriyorsa bu sayıya Kaprekar sayı denir. Mesela 55'in karesini düşünün. 55'in karesini aldınız. Sondan 2 basamak aldınız ve geriye de arkadaşlarım burada 30 ayrıldı. İkisinin toplamı 55 olduğundan 55 Kaprekar sayıdır diyoruz. Pekala. Buna göre aşağıdaki hangisi Kaprekar sayıdır? 30'un karesini aldınız 900. 900. Bu kaç basamaklı? 2. Sağdan 2 basamak ayırdınız. Geriye kalan sayı 9'da 0'ın toplamı bize 30'u veriyor mu? Vermiyor, gitti. 35'in karesini alacağız şimdi. 35 kere 35'i bir bulalım arkadaşlar. 5 kere 35 bize 175'i verir. 3 kere 35 de 105'i verir. İkisini toplarsanız 5, 2, 2 ve 1. 1225 yapar. 2 basamaklı olduğu için şöyle ayırdık. 25 ile 12'nin toplamı 37 yapar. 35 değildir. Bu da gitti. 40'ın karesi 1600'dür. 2 basamaklı olduğu için ayırdım. Ayırdım. 16 ile 0'ın toplamı 40 değildir. Şimdi gelelim 45'in karesine. Şu şekilde yapalım. Şuna da bakalım da. Olmadı onu işaretleyeceğiz. Ama yine de bulurum. 50'nin karesi 2500'dür. Şöyle şöyle ayırdık. 25 yapmadı. Demek ki cevap 45'miş. Ama 45'e de bakalım. 45'in karesini bir alalım bakalım. 5 kere 45 225 yapar. 4 kere 45 de 180 yapar.
Toplarsanız 5, 2, 0 ve 2 gelir. Bakın arkadaşlar, 45 2 basamaklı olduğu için ayırdım. 25 ile 20'nin toplamı 45'i verir. Demek ki 45 kaprekar sayıdır deriz. 11. ve son soru. X bir gerçel sayı olmak üzere x'in yarısıyla x'in arasındaki en küçük tam sayı x üzeriyle gösterilir demiş. Yani şöyle sevgili arkadaşlarım, 5'in yarısı kaç? 2,5, değil mi? X'in yarısıyla x arasındaki en küçük tam sayı. 2,5 ile 5 arasındaki en küçük tam sayı kaçtır? 2,5'un hemen sağında 3 var. Şimdi ne diyor bize? A'nın yarısının hemen sağında, yani A bölü 2 sevgili arkadaşlarım 6'dan o zaman küçük olacak ki, çünkü A bölü 2'nin hemen sağındakini bulacağım ben. A bölü 2 6'dan küçük olacakmış. Çok güzel. Eşitliğini sağlayan A sayısının alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık M'den kapalı N'den açık aralıksa M artı N toplamı acaba kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlarım, o zaman şöyle dememiz gerekiyor bizim. Bu A bölü 2 sayısı hemen sağındaki sayı 6 ise, o zaman bu A sevgili arkadaşlarım, A dediğimiz ifade 10 olabilir. 10 olabilir. Hatta minimum 10'dur. Çünkü eğer 9 olsaydı 9 bölü 2'den ne gelir arkadaşlarım? 4,5 gelir. 4,5'ün hemen sağındaki sayı 6 olur. Demek ki minimum 10 olacak. Yani 10'dan kapalı, 11'den açık, 12'den açık. 11 olmaz çünkü 11 bölü 2 zaten bize neyi verir? 5,5'u verir. Ama 12 bölü 2 6'yı verir. 6'yı da veremesin diye 12'yi alamadık. Yani 10'la 12 aralığı olacak. M artı N sorulmuştu. 10 artı 12 cevap ne olur? 22 olur. Yani cevabımız E seçeneği olacaktı deriz. Evet, 145. sayfamızda bitirdiğimize göre bir sonraki testte, karma test, 21. testte arkadaşlarım görüşeceğiz. Üniversiteliğin testinde o videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.